Hocam. Her şeyin bakın. Bakın benim ailemin tamamı Rumelidir. Biz de Rumeli. Benim iki tane dedem. Rahmetli dedelerim derdi ki. Biz derdi vatan kaybetmiş insanlarız. Atatürk bize bir vatan hediye etti derler. Genel diyor, Atatürk'ü de görelim. O vatana sahip çıkalım der. Neyzen Tevfik'in çok güzel bir dörtlüğü vardır. Orada diyor ki, Atatürk'e küfretme pezevenk diyor. Senin diyor, o olmasaydı diyor, anan kim bilirdin de babanın kim olduğunu bilemezdin. Hocam şimdi şimdi bakın ben bu hocamız... bunu yanıma istedim. Gel gel anacığım. Gel, gel. Hadi dedim. Celal bunu yanıma istememin sembolik bir nedeni var. Bakın bu vatanı bunlara bırakacağız. Ve siz anneler, babalar bunları yetiştirirken unutmayın. Atatürk'ü hatırlatın. Biz bu vatanı ne şartlarda kazandık? Bunu unutmayın. Bu çocuklar onun izinden gitsinler. Vatanımızı müreffeh bir hale getirelim. İçinden kaçılan değil, içine gelmek özlenen bir vatan haline getirelim. Bugün bir sürü kafasız yüzünden biz gençlerimizi kaybediyoruz. Buna tahammül edemeyiz. Bunu unutmayın. Benim hocam İhsan Ketin, Kayseri Lisesi hademesinin oğluydu. Benim hanım İhsan Hoca'yı her gördüğünde diyordu ya bu İngiliz lordu gibi bir adam diyordu. Ben de bir gün dayanamadım hocam dedim. Hani sakın yanlış anlamayın dedim. 1914 doğumluydu hoca. Siz dedim bokun içine doğmuşsunuz. 1914'ün Kayseri'sini düşün. Savaşa girilmiş. Yol yok, hiçbir şey yok. Para yok. Millet feci durumda. Balkan Harbi yeni kaybedilmiş. Bu dedim nasıl oldu ya? İki adam dedi. En önemlisi Atatürk dedi. O dedi bize burs verdi. Biz de Almanya'ya gittik. Bayıla bayıla da geri döndük dedi. O dedi bize dedi harabe halinde aldığı vatanı cennet olarak bıraktı dedi. Öteki de dedi Hans Klaus'tu dedi doktora hocası Almanya'daki. Çok büyük bir adam. Hans Klaus dünya çapında bir adamdı. Fakat ölümüne yakın hiç unutmuyorum. Konuşuyoruz saati pek iyi gitmiyordu. Falan. Bir de baktım İhsan Bey'in belli bir derdi var. O inançsız bir adamdı. Dedim hocam arada bir mutsuz oldu. Evet dedi. Düşünüyorum da dedi. Bir öteki dünya olaydı. Atatürk'ün karşısına çıktığımda dedi. Acaba dedi paşam görür mü yaptım diyebilecek miyim dedi. Ben İtalyan Bilimler Akademisi'ne kabul edildim 10 Kasım'da geçen sene. Onlardan izin istedim. Dedi ki müsaade edin bugün 10 Kasım. Ben teşekkür konuşmamı yapmadan bir dakikalık bir saygı duruşunda bulunmak istiyorum. Müsaadenizle dedim. Ben bunu söyledim. Saygı duruşuna başladım. Bir baktım bütün akademi ayağa kalktı. Atatürk'ün ismi bu kadar sihirlidir. İnanın dünyada onun gibisi yok. Hocam yanımızda da
çocuğumuz var. Onu şöyle niye geldi diyor ki bana kitap ver dedi. Öyle getirdi babası. Biz programda Görkemli Hatıralarda her hafta çocuklara kitap dağıtıyoruz. Ne iyi yapıyorsun? Muzaffer İzgün'ün kitabını veriyoruz. Bugün İzmir'de, mezarı da İzmir'de, Adana'da doğdu. Fakir hayatı yaşadı ama İzmir'e değer kattı. Bütün ülkeye değer kattı. Çocuklara da kitaplar armağan aferin etmemizi sana isterdi o. Aferin gel bakalım sana, hem bir tanıyalım. Gel bakalım, hoş geldin. Şu mikrofonu alabilirsem hocam size, onunla bir konuşayım. Evet, Celal hocamız burada. Sen hoş geldin. Hoş bulduk. Adın ne senin? Bilge Su. Bilge Su. Sen bir şey söyledin bana orada. Ne söyledin az önce? Boş çuval dik durmaz. Ay yerim seni. Sen büyüyünce ne olmak istiyorsun Bilge Su? Öğretmen olacaksın. Hayallerini bak, biraz önce de bir kızımız geldi. O da öğretmen olmak istiyor. Onun da hayallerinin çok güzel olmasını isterim. Çok güzel bir öğretmen olacak o da. Sen de güzel bir öğretmen olacaksın. İnsanları aydınlatacaksın ama bol bol da kitap okuyacaksın. Çünkü ne diyoruz biz? Boş çuval dik durmaz. İşte bu kadar. Hadi sana da iki tane kitap. Bak, Ökkeş Luna Park'ta Muzaffer İzgün'ün bu kitaplarını da sana hediye ediyorum. Alkışlıyoruz Bilge Sıvı. Hadi bakalım. Hadi oradan babanın yanına gidebilirsin. Evet hocam, özür diliyoruz. Ya çocuğumuz da gel. Çocuklara kitaplar her hafta veriyoruz. Hocam şimdi başkanımız da Cemil Başkan da çocuklara çok önem veriyor. Dedi dün Muzaffer İzgün'ün kitaplarını alalım. Salona gelen bütün çocuklara armağan edelim. Biraz önce dağıttık zaten. 10 tane çocuğumuz sahnedeydi. Şimdi Bilge Sıvı'ya da verdik. Köy Enstitüleri. Esas devrim oradaydı değil mi hocam? Esas devrimin... Mikrofonu tutarsak hocam. Esas devrimin çok önemli parçalarından biriydi o. Çünkü Atatürk şunu her zaman söylüyor. Eğer bir zafer iktisadi ve kültürel gelişmeyle taçlandırılmazsa o zafer boşuna kazanılmıştır. Şimdi bakın, bunu bir asker söylüyor. Biraz önce dedik ya, Sakarya Savaşı'nın ortasında bize kültür müdürlüğü lazım olacak diyor. Hasan Ali Yücel benim kanaatime göre Atatürk'ü en iyi anlamış adamdı. Ve hayatını bu uğurda feda etmeye hazırdı. Bakın, Osmanlı Devleti bir tek ansiklopedi üretememiştir. Bir Şemsettin Sami'nin yazdığı 6 ciltlik Kamus-el Alam vardır. O da bir adamın gayretiyle çıkmış. Çok basit bir şeydir. Tek bir ansiklopedi yayınlanmamıştır. Ki bir halkın eğitimi için en önemli şeylerden biridir bu. 1930'lu yıllarda Atatürk'ün hükümetleri hayat ansiklopedisini çıkartmış ve tamamlamışlardır. 10 ciltte tamamlanmıştır. Bundan sonra Hasan Ali Yücel'in bakanlığı zamanında bir İnönü ansiklopedisi çıkartılmaya başladı. Tam ekran ya. Bu İnönü ansiklopedisi Demokrat Parti iktidara gelince sekteye uğradı. Onlar adını değiştirdiler. Türk ansiklopedisi yaptılar. Gayet güzel. Hiç itiraz yok. Fakat sevgili dostlar, bu ansiklopedi 1983 senesinde tamamlanabildi. Atatürk'ün hızına bakın. Ondan sonra gelenlere bakın. Köy enstitüleri başlı başına önemli bir projeydi. Neden? Çünkü Atatürk Anadolu köyünün durumunu biliyor. Herif Türk olduğunun farkında değil. Kara saban tek aleti. Ahmet Haşim'in 1919'da yazdığı bir mektup vardır İstanbul'daki bir mebus arkadaşına. Kendisi yedek subayken. Diyor ki Anadolu diyor felakettir. Alman tıp heyeti gelmiştir. Onun diyor tespitlerine göre halkın diyor yarısı frengilidir. Neredeyse tamamı frengilidir. Yarısı tüberkülozdur. Anadolu halkının diyor karnı kurtçuklarla doludur. Kurtçuk nedir bilir misin diyor, parazit. Bir insanı yiyip bitirir diyor. Bir Anadolu şehrine girdiğinde diyor
baktığında diyor kendini diyor iç bükey bir aynadan bakıyormuş zannedersin. O kadar çok sakat, hasta bilmem ne vardır diyor. Nesil diyor bir yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır diyor. Bak. Anadolu insanı diyor ev yapmayı da bilmez diyor. Ev dedikleri şey